Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT AYT Geometri kampında yani şu kitabın kampında 4. günün 2. dersindeyiz. Önemli bir gündü. Geometri hayatınızı etkileyecek önemli bir gündü. Dik üçgende devam ediyoruz. Kaldığımız yerden sayfa numarası 32'nin sağ tarafında kaldık. Özel kenarlı üçgenleri anlatacağız size. Sonra 33, 34, 35 ve 36'nın sol tarafını yapacağız. Böylelikle tamamıyla özel kenarlı üçgenlerle ilgili bir ders olacak. Yine önemli bir ders. Bu ders seni hızlandıracak. Bayağı bir hızlandıracak. Göreceğiz zaten derste. E o zaman hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi burada özel kenarlı üçgenlerde bilmemiz gereken şeyler var. Normalde ben ezbereyi asla sevmem ama geometride bilmemiz gereken şeyler varsa bileceğiz. Ezberlemekse bununla da ezberleyeceğiz. Çünkü bu ezberler sayesinde geometride sadece bu konuda değil dik üçgende değil bundan sonraki her konuda karşımıza çıkacağı için ki sınavlarda da hep karşımıza çıkıyor. O yüzden bunları bilmek aşırı derecede önemli. Bunları bildikten sonra da aşırı bir hızlanma sağlayacağız. Zaten bunu da söylemiştik. Şimdi ilk önce 3 4 5 üçgeni. 3 4 5 üçgeni. Bir dik üçgenin kenarlarında, dik kenarlarında 3 ve 4 varsa hipotenüs 5'in katıdır. Burada Pisagor bağıntısı zaten sağlanıyor. Mesela şuraya x dersek x'in karesi eşittir 3k'nın karesi artı 4k'nın karesi dediğinde işlem yaptığında x zaten 5k olarak bulabilirsin. Tamam bu Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısında bazı özel durumlar vardır. Yani hep böyle Pisagor yaptığında özel kalıplar, kenarları tam sayı olan sayılar diyoruz daha doğrusu o yüzden özel kenarlı üçgenler diyoruz. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de 3 4 5. Yani 3 ve 4'ü görünce 5'i yapıştıracağız mı acaba? Hayır. Şu şekilde olursa olmaz. 3 ve 4 buradaysa, x soruluyorsa bize olmaz. Burada ne yapacaksın? Pisagor bağıntısı yapacaksın. Bu 3 4 5 üçgen dediğimde 5 her zaman ya da en uzun kenar özel kenarlı üçgenlerde hep en uzun kenar hipotenüs olmak zorunda. Şurası 3 ve 4 ise burası 5 yazarsam dik kenar olmuş oldu. Olmaz. Pisagor bağıntısı yapacaksın. Yani x kare buradan 4'ün karesi eksi 3'ün karesine eşit deyip işlemini yapacaksın burada. Tamam bunu unutma. Başka bununla ilgili ne diyebiliriz? 3, 4, 5 üçgeni bizim için aşırı derecede önemli. Bunu kesinlikle ezberleyeceğiz. Bunun yanında 3, 4, 5'in katları var. Mesela 2 katı. Hocam 2 katını 6, 8, 10. Aa 3, 4, 5 birer ardışıkken 6, 8, 10 ikişer ardışık oldu. Bak sen. Buradan da güzel bir şey gelecek. Peki 3 katı 9, 12, 15 bu 3'er ardışık. 4 katı 12, 16, 20, 4'er ardışık. 5 katı 15, 20, 25 mi oldu? Evet şimdi bunları da adımı soyadımız gibi bilmemiz gerekecek. Yani şuraya da ezberlenecek yazayım. Çünkü gerçekten çok önemli. Bu sayıları gördüğümüz zaman mesela 15 ve 20'yi görünce Hemen ne yapıyorsun? 15, 20, 25 üçgen aklına gelecek. Ama aslında gelmese bile şöyle bir dik üçgen varken burası 15, burası 20 iken şu x sorulduğunda bizim yine kısa yoldan yapacağız tabii ki. Ortak çarpan nedir? 5. 5 çarpı 3 burası. 5 çarpı 4 burası. O zaman burası da 5 çarpı kare küçüğünde a kare artı b kare diyoruz ya. Kare küçüğünde a kare artı b kare demeden önce özel kenarlı üçgen var mı diye bakarız. E hocam 3, 4, 5 üçgeni var. O zaman buraya 5 çarp 5 deriz. Yani 25'i de buluruz. Aa hocam ben bunu ezberlemeden de 15, 20, 25'e zaten ulaşabiliyorum diyeceksin. Haklı olarak. Ama biz yine de bunları bilelim. Zaten dikkat et. 3, 4, 5 tek ardışık olan özel kenarlı üçgendir. Ve ikişer ardışık olan... iki katı üç'er ardışık katı olan 3 katı 4'er ardışık olan 4 katı 5'er ardışık olan da 5 katı olan üçgendir. Bu kesinlikle ama kesinlikle adın soyadın gibi bilinecek. Çünkü niye? Hissiyat maneviyat tekniğini kullanacağız biraz sonra sorularda. O hissiyat maneviyat tekniğinde bunlar aşırı derecede önemli. Dediklerim çok önemli. Sonra Diğer özel üçgenlerimiz 5, 12, 13 üçgeni dik kenarlarda 5'in ve 12'nin katı varsa hipotenüs 13'ün katıdır. Her zaman hipotenüs 13'ün katıdır. Ama 12 ve 13 diğer değiştirebilir. Yani burası 5K, burası 12K, burası 5K olsa da yine burası 13K olacaktır. Hocam bunun ilk katını ezberleyelim mi? Hayır. Yani bir dik üçgen geldiğinde adam buraya 10 dedi, burayı 24 dedi. Hocam 2 çarpı 5. 2 çarpı 12. O zaman burası da 2 çarpı 5, 12, 13 üçgeninden 2 çarpı 13 olur diye hemen cevaba zaten ulaşırsın. O yüzden burada tamam 3, 4, 5'in katına 5 katına kadar ezberle diyorum ama Burada 5, 12, 13'ü de adı soyadın gibi bileceksin. Sonra 8, 15, 17 üçgeni var. Dik kenarlarda 8'in ve 15'in katı varsa hipotenüs 17'nin katıdır. Sonra 7, 24, 25 var. 7, 24, 25. Dik kenarlarda 7 ve 24'ün katı varsa hipotenüs 25'in katıdır. Bak bunlar hep özel üçgenlerdir. Özel kenarlı üçgenlerdir. Hep kenarları tam sayıdır. Ondan dolayı biz burada bu üçgenleri bileceğiz. Niye bileceğiz? ÖSYM bunları çok kullanıyor. Ama burada bir de 1-2 kök 5 tam sayı olmayan bir üçgeni kullanmışım. 1-2 kök 5 üçgeni de ÖSYM çok kullandığı için kitaplarda da çok kullanıldığı için bunu da ezberlemenizi bilmenizi isteyeceğim. Yani 1-2 kök 5 üçgeni dediğim dik kenarlarda 1-2 oran varsa hipotenüs kök 5 kıttır. Hocam bu ne işime yarayacak? Bak 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 hissederken de çok işine yarayacak. Mesela 3 6 ise x'e direkt 3 kök 5 diyeceksin. Bizim kısa yoldan çıkıyor zaten. Hocam burası 3 çarpı 1. Burası 3 çarpı 2. O zaman burası 3 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 2'nin karesi. 1 artı 4'ten 3 kök 5'e zaten ulaşıyorsun. Ama dik kenarlarda 1'e 2 olan varsa hipotenüste kök 5 katıdırı da unutma. Yine bizim için önemli. Sayı yoldan da yapılabiliyor ama gerçekten önemli hissiyat, maneviyat. Biraz sonra ondan bahsedeceğim. Evet şöyle özel üçgenlere bakacak olursak. <laughs> Bak şurası. Bunlar adın soyadın gibi ezberlenecek. Kesinlikle ama kesinlikle ezberlenecek. 3, 4, 5 ve 5 katına kadar. Tekrarlıyorum. Önemli çünkü. 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20 ve 15, 20, 25. Adın soyadın gibi Bildin. Sonra başka hangi üçgen var? 5, 12, 13. Sonra 8, 15, 17. 7, 24, 25 ve 1, 2 kök 5 üçgeni. Hatta 1, 2 kök 5 üçgeni de şöyle biraz daha açalım. Burada şu şekilde olduğu zaman da mesela burası 7 kök 5 5'ler burası da 14'ler. Aa hocam burada kök 5 varsa acaba 1, 2 kök 5 üçgeni mi? Şu x de bize sorulursa eğer direkt ne diyeceksin? Hocam küçük olanın kök 5 katı mı acaba diye düşünüyorum. Küçük olan 7'dir o zaman. Çünkü küçük olanın kök 5 katı ya küçük olan 7'dir. 7 iken burası da 14 oldu mu 2 katı oldu. Evet üçgenlerimiz bunlar. Peki hocam başka böyle kenarları tam sayı olan özel üçgenler var mı? Oho çok. Mesela ben sana söyleyeyim. Dik üçgenlerde bir dik kenar. Yani dik kenarlardan bir tanesi tek tam sayıysa o tek tam sayıya ait bir tane özel üçgen oluşturabiliriz. Şu an bak özel üçgenleri burada görüyorsun. Şimdi şu tarafta da bunun sol tarafında da sana bir tane eskiden yaptığım shorts'u hatırlatıyorum. Hatta bir tanesini de söyleyeyim. Mesela bir kenar 9'sa karesini al 81. Ardışık iki sayı şeklinde 40 artı 41 şeklinde yazılıyor 81. 9, 40, 41. Bir önceki derste de söylemiştim böyle bir özel üçgen var. Yani kenarları tek tam sayı olan her üçgen oluşturabilirsin. Yani e, her tek sayıya ait bir özel üçgen oluşturabilirsin. Mesela 11. 11'in karesi 121 değil mi? 11'in karesi 121. 60 artı 61 şeklinde yazılıyor. 11, 60, 61 özel üçgeni var mesela. E hocam kenarları çift tam, tam sayı olanlar ne olacak? E çifti de ikiye bölsen zaten tek yapıyor ya. O teka ait bir dik üçgen özel kenarlı üçgen oluşturduktan sonra iki katını aldığın zaman yine özel üçgenle karşılaşmış oluyorsun. Yani her bir sayıya ait bir özel üçgen oluşturabilirsin. Ama bizim için önemli olan kısım burası. Tekrar söylüyorum. Bıkacaksın ama tekrar söylüyorum. Adın soyadın gibi bileceksin. 3, 4, 5 ve katları. 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25. Adın var mı? Yok değil mi? Tamam. Devam edelim. Sonra 5, 12, 13. Sonra 8, 15, 17. Sonra 7, 24, 25. Bir de 1, 2 kök 5 üçgenini de bileceğiz. Ha, bunun yanında kitaplarda şunu da çok kullanıyorlar. Bir 1-3 kök 13 genini de kullanıyorlar. Aynı 1-2 kök 5 üçgeni gibi. O da belki aklında kalabilir. Bunları bilmek ne işimize yarıyor? İstiyat, maneviyat sorularında çok işimize yarıyor. Mesela öğrenme alanı 1'e gelelim. Hocam 17 var. Normalde sen böyle bir soruyu görsen ne yaparsın? 17'nin karesi eşittir. 2x'in karesi artı x artı 11'in karesi deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşırsın. Evet doğru haklısın. Ama böyle bak şey yok. Özel üçgenin olmadığı sorularda da 17 sana bir şey hissettirdi mi? Hocam 8, 15, 17. O zaman hissiyatlarını kullan. Acaba deyip 8, 15, 17 üçgeni mi diye düşün. 8, 15, 17 üçgeni mi diye düşün. Bakalım buranın 8, 15, 17 olması için acaba burası 8, burası 15 mi? Tam tersi de olabilir bu arada. Böyle denedim. X'in kaç olması lazım? X'in 4 olması lazım. X yerine 4 yazdığımızda hocam 4 artı 11, 15 yapıyor mu? Yapıyor. Bak burası 8, 4 yazdığımızda burası 15, 17 sağlaması tuttu. O zaman cevap 4'tür diyeceğiz. Yalnız bak hissetmeyle sallama karıştırılmasın. Eğer soru şöyle olmuş olsaydı. Hocam bir kenar 17 bir kenar 2x. Burası da hiçbir şekilde x'li bir cinsinden verilmeseydi. Hocam burası 8'dir. Burası 15'tir. Burası da 17 olur. İşte bu sallama. Bütün kenarlar x cinsinden verilirse ve hissiyatını böyle şekil üzerine koyduğunda sağlaması da tutuyorsa o zaman hissiyat maneviyat tekniğini kullanabilirsin. Bunu da unutma. Geldim buraya. Oo, hocam bu ne? Bu ne? X artı 2025. X artı 2027. X artı 2029. Vay vay vay. Ne yapacağız hocam burada? Burada ne yapmak gerek? Hay Allah. Ne yapacağız burada? <laughs> Şimdi burada hiçbir sayı da yok. Hissetmelik bir durum da yok. Ama sayılar arasında, kenarlar arasındaki şeye bakar mısın? Hep ikişer artıyor. Aa ikişer artıyor. Evet. Ardışık artan tek üçgen 3, 4, 5'tir. 2'şer ardışıksa 3, 4, 5'in 2 katıdır. 3'er ardışıksa 3 katıdır. Burada ikişer artıyorsa büyük ihtimalle bu üçgen ne üçgenidir? 6, 8, 10 üçgenidir. Yani burası 6, burası 8, burası da ne olacaktır? 10 olacaktır. E gerçekten öyle mi? Şimdi burada x artı 2025 şu. x artı 2025 6'ya eşitse x de böylelikle kaç olacaktır? Eksi 2019'a eşit oluyor? Değil mi? Eksi 2019 olacaktır. Yaz yerine bak şimdi şunun yerine eksi 2019 yaz. Burası 8 çıkar. Bunun yerine eksi 2019 yaz. Burası da kaç çıkıyor? 10 çıkıyor hocam. Gerçekten 6, 8, 10 sağlaması tuttu. E hocam uzunluk negatif olamaz diyenleriniz olacaktır. Arkadaş x uzunluk değil ki. Uzunluk hangisi? x artı 2025, x artı 2027 ve x artı 2029. İşte o yüzden uzunluk olmadığı için buradaki değer eksi 2019 olabilir. Geldik bir sonraki soruya. Hocam 12 var. 2x artı 9 var. 3x var. Normalde sen bu soruyu 2x artı 9'un karesi eşittir. 3x'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle sonucu ulaşırsın. Ama hisset, şu bilgilerine güven. 12'de hissetmek biraz zordur. 12'deki hissetme niye? Çünkü 12 biraz tehlikelidir. 12 ile ilgili üçgenleri say desem ne dersin? Hocam aklıma direkt 5, 12, 13 geliyor dersin. Doğru. Ama sadece 5, 12, 13 yok. 3, 4, 5'in katlarında da var. 3, 4, 5'in 3 katında da var. 9, 12, 15. 4 katında da var. 12 16 20 de var. İlk önce biz 5 12 13'ü bir hissedelim bakalım. Acaba burası 5 12 13 mü? Bunun yerine 5 yazarsam burası 13 sağlaması tutuyor mu? Tutmuyor. O zaman 5 12 13 olmadı. Sonra öbürüne bakalım. Hocam şu 9 12 15 mi acaba? 9 12 15 olması için 9 12 15 olması için yani burada x yerine şu 9 olması için x'in kaç olması lazım? 3. X yerine ben 3 yazarsam burası da 15 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. 9 12 15 sağlaması tuttu. Dolayısıyla x kaç oldu? 3 oldu. O da olmasaydı 12, 16, 22 deneyecek. Tamam bak hissederek yine bulduk. Şimdi şuraya gelelim. Bir önceki dersimizde size demiştim ki hatta bu soruyu bir önceki dersimizde yapmıştık. Hocam burası y iken ne yapmıştık? Bir burada pisagor yaptık. Bir de büyükte pisagor yaptık. Kilip pisagor. Y'yi yalnız bırakmıştık hatta. Y kare eşittir bilmem ne falan filan. Sonra ne demiştim? Bu soruyu size 5 saniyede yapmayı öğreteceğim. İşte o 5 saniyede yapmayı öğreneceğimiz yer burası. Hocam şuraya baktığımızda ister 10'a bak. 10'da tanıdık. 10 varsa ne üçgendir 6, 8, 13 kendir üçgendir. İstersen 6 kök 5'e bak. Kök 5 olunca ben kök 5'ten gidiyorum. 1 2 kök 5 üçgenini biliyor muyum? O yüzden. Ha, 1 2 kök 5 üçgeni. O zaman küçük olan ne olacak? 6 olacak. Acaba bu 1 2 kök 5 üçgenim. Yani burası 6 iken burası 12 olacak mı? 6'nın 2 katı. Ya da tam tersi burası o, şey 6 olabilirdi. Burası 12 olabilirdi. Bir şunu deneyeyim ben. Olmazsa tam tersinde deneriz. Hocam burası 6 iken 10 iken bak şuradaki üçgende 6 10 iken burası kaç olacaktır? 8 olacaktır. Şuraya baktığımız zaman da sağlaması tutuyor mu? 8 4 12 sağlaması tuttu mu? Tuttu. E sağlaması da tuttu. Ben tabii konuşurken 5 saniye geçti ama işte bu 5 saniyelik teknik arkadaşlar. Bak 6 kök 5 vardı hissettik. Hislerimizi yerine koyduk ve sağlaması tuttu. X'i de böyle kaç bulmuş olduk? 8 bulmuş olduk. Yani x'i de böyle 8 diye yazalım. Nasıl teknik? Güzel değil mi? Aşırı derecede hızlandıracak teknik. O yüzden bunu bilmeliyiz. Bir de özel üçgenleri bilmenin yanında hissiyat maneviyatta kullanacağız. Evet şu kısmı hallettik galiba. Geldik bir sonraki kısma. Hocam şöyle bir dik üçgen yok ama 90 dereceler var. Hemen ne yaparız? Burada dik üçgeni oluştururuz. Hop dik üçgeni oluşturduk. Oluşturunca burada normalde bak buraya y deyip hocam bir burada pisagor bir de burada pisagor her ikisinde de, de y ortak ya y kare eşittir bilmem neyin karesi artı bilmem neyin karesi ya yani şunun karesi artı bunun karesi y kare aynı zamanda şunun ve şunun kareleri toplamına eşit deyip sonuca ulaşabiliriz ama 7 var bir kere soruda. 7 varsa ne üçgendir? Hocam büyük ihtimalle 7, 24, 25 üçgenidir. Peki buranın 24 olması için x'in kaç olması lazım? 10. X yerine 10 yazarsam burası 20. X yerine 10 yazarsam, e, x yerine 10 yazarsam burası da 15 mi çıkıyor? Evet. Bakıyorum sonra 7, 24, 25 sağladı. Burası da kaç? 15, 20, 25 sağladı. 3, 4, 5'inde 5 katı var burada. Hem 7, 24, 25 hem de 15, 20, 25 sağlaması tuttu. Sıkıntı yok. O zaman cevap ne oldu? 10 oldu. Vay bizi şu bilgiler yani ilk başta ezberlediğimiz bilgiler, ezbere bilgiler ben karşıyım ama. Bazen de ezberleyeceğiz. Ezbere bilgiler bak bizi ne kadar hızlandırdı. Geldik bir sonraki soruya. Soruya baktık. Soruya bakınca özel bir durum. Şimdi 15 var. Değil mi? O 9 var. Başka da bir şey yok. Ama burada bir de yükseklik var. Ha, yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Ayrı bir gözle baktığın zaman hocam yükseklik aynı zamanda tabanı keş parçaya bölmüş. Vay vay vay. Çünkü burada kenar eksikti bu arada. Değil mi? Buradaki kenar eksik hocam. Pisagor bağıntısı yapamıyorum. O yüzden düşünüyorum. Ekstra bilgiler var mı? Şurada yükseklik aynı zamanda kenar ortay. iki şart sağlanmış. İki şart sağlanmışsa o zaman ne olacaktı? İkiz kenar üçgen olacak. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir hocam. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Yani burası da x yaptı. O zaman burası x artı 9 oldu. Sonra ne yapacağız? x artı 9'un karesi eşittir x'in karesi artı bak Pisagor bağıntısı şunun karesi x'in karesi artı 15'in karesine eşittir. Sonra işlem işlem işlemle x'e ulaşacağız. İşlem işlem işlemi duyduktan sonra bundan sonra demek kısa yolu vardır. Açmayın bunu hisset. 15 varsa 15 ile ilgili hangi üçgen var? İlk akla 8, 15, 17 geliyor. İkinci akla 15, 20, 25 geliyor. İlk önce 8, 15, 17 mi acaba diye düşünelim. X yerine ben 8 yazarsam burası 17 tuttu mu? Tuttu. Demek ki x buradan kaç çıkıyor? 8 Bak, ne kadar kolaylaştı sorular. İşte böyle yapacaksın. Ama önce ön bilgilerini sağlam olacak. Ezberleyeceksiniz. Çok karşılamayabilirler ama yapacak bir şey yok. Evet cevap 8. Geldik 18'e. Örnek 18'de de neler verilmiş? Ya hocam direkt burada ilk önce şuradaki özel üçgende kenarlar var. Zaten direkt kenarlardan istiyatlı hissiyat, bir soru değil. Direkt özel üçgen sorusu. Burası kaç yaptı? 24 yaptı. 7, 24, 25 üçgeninde. Sonra verilen bilgilere bakıyorum. Ya hocam şuradaki x'e ulaşamam çünkü 2 bilinmeyen var burada bu üçgene bakacak olursam. Ama büyük üçgene bakacak olursam en azından iki kenar var böyle. O yüzden büyük üçgene bakıyorum. Yani 24 burası 40 burası. Arkadaş 40 ve 24'e bakıyorum büyük üçgende. Ortak çarpan kaç? 8. Anladık bir şey değil bu. 8 çarpı 3 burası. 8 çarpı 5 burası. E o zaman burası da ne olmak zorunda? 8 çarpı bak şimdi 3 var 5 var. Kare içinde 5'in karesi artı 3 eksi 3'ün karesi dememe gerek yok. Çünkü burada 3 4 5 üçgeninden 4 eksik. Burayı 32 bulduk. Burası 32 ise şimdi dikkat. 14 7 daha 21. 32'den 21 çıkınca 11 kaldı. O zaman burası 11 diyeceğiz. E sonra ne yapacağız hocam? E sonra da şuradaki üçgende bir benzerlik benzerlik diyorum. Pardon. Dik üçgen var. Dik üçgenin kenarı ne oldu? Hocam şurası 18 oldu. Burası da 24. O yeşil üçgene bakacak olursak. Şimdi 18 ve 24. Yani şuraya çizeyim istersen. 18 ve 24 ve x isteniyor benden. 3'ün 6 katı. 3'ün 8 katı. Bir dakika. En büyük ortak çarpan. Kaç? Oradan da oluyor da. En büyük ortak çarpan. Kaç yapıyor? 6 yapıyor değil mi? 6 kere 3. 6 kere 4. E burası da 6 kere 5. Yani x'i de böylelikle 30 buluruz. Bizden x eksi y farkı isteniyor. 30 eksi Y de 11. Dolayısıyla cevap 19. Çıkar mı dostlar? Kar. Cevap 19. Bu da bilgi. Tamamen özel üçgenleri bilme sorusu. Kendimiz e, yüksek sayılarda da böyle ortak çarpanı da kullanmayı da bu şekilde becereceğiz. Geldik bir sonraki soruya. Eyvah dik üçgen yok hocam. Ne yapacağız burada? Dik üçgeni biz yapacağız. Ya, ya zaten Sonra da 90 dereceler var. Ve bir uzunluk isteniliyorsa büyük ihtimal dik üçgenden çıkacak. Dik üçgen oluşturacağız. Dik üçgeni nasıl oluşturuyorduk? Dik dörtgenle. Hemen dik dörtgeni oluşturalım. Şöyle bir dik dörtgeni oluşturdum. Dik dörtgenden dolayı 3 ise 3, 4 ise 4 yazdım. Sonra şurada da bir dik dörtgen yapalım. Şöyle 2 ise 2 yazdım. Şurası kaç? 7. Burası da 7 olacak o zaman. Hemen buraya da 7'yi yazdım. Bak x'e ait bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Büyük üçgen. Büyük üçgen. Kaç burası? Hemen orayı yazalım. Hocam burası 12. Burası 16. Hiç ortak çarpandan da yapmıyorum. Ben bunu biliyorum. Ezberledim. 12, 16, 23 üçgeni deyip direkt diğer soruya geçiyorum. Geldik 20. soruya. Güzel bir soru gençler. İlk önce ben şöyle bir kopyalama da yapacağım burada. Dur bakayım. Pardon. Niye kopyalama yapacağımı söyleyeceğim biraz sonra. Dur 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 dur. dur. Şöyle yapıştır da yapayım. Dur 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 dur. dur. Kopyaladım. Tamam. Şimdi soruya başlayayım. Başlamadan önce böyle bir şey yaptı. Sebebini de anlayacaksın zaten. Evet soruda 8, 7, 4'lük bir şey verilmiş. Ve bu şekilde aha, bir hata bulduk. Bu şekilde. Ha bu şekildeymiş. Doğru hata değil. Şekilde diyecektim ben. Neyse hata bulmuş diye gibi sevinmiştim ben. Bu şekilde DK dik DC olacak şekilde. Ha DK dik DC. Yani DC'ye dik olacak şekilde DK çizecekmişim. Değil mi? Çizeceğiz. Tamam. DK dik DC olacak şekilde 2 birim uzunluğunda DK doğru parçası çizilip Hemen DK doğru parçasını çizelim. 2 birim uzunluğunda DK doğru parçasını çizdim. Hop şurası K oldu değil mi? A ve K noktalar arasında bir cetvel yardımıyla bir düz çizgi çiziliyor. Hemen A ve K'ya böyle bir düz çizgi çizdim. Sonra buna göre diyor AK doğru parçasının uzunluğunu alacağı değerler toplamı nedir diye soruluyor bize. Bak demek ki hocam iki değer var. Hmm. İlk önce biz bu değeri bulalım. Öbür durumu da sonra düşünürüz. Dur bakalım. E hocam şekle baktığımız 90'lar havada uçuşuyor ve bir uzunluk isteniyor. E büyük ihtimallerden çıkacak? Pisagor bağıntısından. O Pisagor bağıntısı nasıl oluşturuluyordu? Dikdörtgenle. Dikdörtgen oluşturup yapıyorduk değil mi? Dikdörtgeni nasıl oluşturacağız? Aha da şöyle ve şöyle dikdörtgeni yapınca dik üçgene karşılık geldi mi? Geldi. 4 ise 4, 7 ise yazdım. Şurası 9 oldu. Burası 12 oldu. 9 12 15 üçgeninden burada bir 15 uzunluğu buldum. Peki hocam Şimdi de şekli bir yapıştırayım bakayım şöyle. Hop fazla büyük oldu. Böyle şekli bir yapıştırayım ve şunun üzerinde de diğer ikinci çözümü yapayım. Tabi sen ikinci çözümü yaparken burada çizimi yapacaksın. Şimdi soruda bize ne demişti? Bu şekle dk dik dc olacak şekilde 2 birim uzunluğunda dk doğru parçası çizdik. Şimdi dc dik olan doğru parçasında dk'yı biz böyle çizdik ama o dik olan dk aynı zamanda sol tarafta da olmaz mı böyle? Evet o yüzden zaten ak doğru parçasının uzunluğunu alabileceği değerler toplam isteniliyor. Demek ki birden fazla bir değer var. Hatta iki değer değer var. E o zaman ikinci değerde DK şu şekilde olursa yani şurası iki birim olursa şurası K olursa bizden şuradaki uzunluk isteniliyor. Hemen bu uzunluğu çizelim böyle. Bu uzunluğu bulacağız. Yine 90 dereceler fazla dik üçgenle yapacağız. Dikdörtgenle yapacağız. Hemen yine burada bir dikdörtgene tamamlayacak olursam şöyle. Dikdörtgene tamamladım ve 4 oldu. Yukarısı 7 ise aşağısı da 7 olacak. 7 ise o zaman buraya 5 kaldı. E burası 5. Burası 12. 5 12. Bu sefer burası da 13 oldu. Değerlerimiz 15 ve 13 yaptı. Bizden ne isteniliyor? Değerler toplamı isteniliyor. O zaman 15 ile 13'ün toplamı kaç yapar? 28 yapar. Bazen de böyle birkaç değer çıkar ama birkaç değer çıktığında zaten soru kökünden de anlayabiliriz. Nasıl gidiyor gençler? İyi sorular değil mi? Evet. Şöyle geldik örnek 21'e. Bir katlama. İlk üçgen biçimindeki bir karton B köşesinden katlandığında B noktası C noktası ile çakışmaktadır. Yani bir katlama yapacağım şöyle. O katlamayı yaptığın zaman B nereye gelecek? C'ye gelecek. Hmm. O katlamayı yapalım bakalım. Hadi. Şimdi hayal edelim. B C'ye gelecek. Hocam ben bunu B B noktasını şuraya getirdim böyle. Şurası B noktası olacak. O zaman bu daha öncesinde de söylemiştim. Bak bu sefer de katlama da göstermemişim. Bak bu zamana kadar ÖSYM böyle bir şey sormadı. Hani katlamayı uzun yıllardır soruyor. 12-13 yıldır soruyor ama hep katlamayı verdi. Biz katlamayı hep geri doğru açıp şekli sonuca ulaştık. Ya şimdi katlamayı da sana yaptırırsa diye düşünüp bu tür ayarda soruları da ben size yazdım. Burada düşüneceğiz. B noktası C noktasına gelmiş. Tamam. Peki burada katlamalarda neydi? Katlamayı biz böyle geri doğru açacaktık. Tamam katlama verilmiş olsaydı. Bir de katlamada ben şunu söylemiştim. Katlamada aynı doğru üstünde gittiyse hani dik oluyordu. O zaman katlama çizgisi. Bak şöyle bir şey olmayacak mı bizim katlama çizgisi? Bunun üstünde katladığım zaman B buraya gelecek. O zaman bizim doğrumuz bak aynen şu üçgen buraya gelmek zorunda değil mi? Evet. E o zaman katlamayı da bu şekilde yapalım. Unutma bunu. Katlama çizgisiyle o doğru dik olmak zorunda. Şu B üstü buraya gelecek ya. Aynı doğru üstünde katlama olduğu için katlama doğrusu da bizim bu şekilde ya. Bu şekilde olduğu için şurası dik olacak. Bu katlama çizgisi oldu. E, katlanmış halde. Hop bu da buraya mı geldi? Evet. E yani Bizim katlamada şunu şöyle katladığımız zaman ne diyorduk üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar birbirine eşit yani sen katlamada aldın bu üçgeni buraya getirdin o zaman şu üçgeni sildin katlanmış halindeki şekil bak şuradaki şekil karşımıza çıktı. Peki üst binen kenarlar eşit, üste binen açılar eşit. Bunları kullanacağız. Buna göre diyor BK nedir diye soruluyor. Başka bir de katlama çizgisi AB doğru parçasını K noktasında kesiyor. İşte katlama çizgisini çizdik ya AB doğru parçasını K noktasında kesiyormuş. BK uzunluğu işte tam olarak buradaki uzunluk nedir diye soruluyor bize. Arkadaş katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. X'e e burası da X olacak hocam. E bunun tamamı kaç verilmişti bize? 18 verilmişti. E o zaman buraya 18 eksi x kaldı. E artık şurada bir pisagor bağıntısı yapacak olursak. Hocam x'in karesi eşittir 12'nin karesi artı 18 eksi x'in karesi deyip işlem işlem işlem. <laughs> ne işlemi hocam ben Kenan Karadan öğrendim hissediyorum diyorsun değil mi şimdi? Kardeş hisset 12 varsa 12 biraz tehlikeli. Ya 5, 12, 13, ya 9, 12, 15, ya 12, 16, 20. Hemen hissediyoruz. Hissedelim bakalım. Acaba ilk önce 5, 12, 13 mü diye bakalım. Şurası 5 iken burası da 13 oluyor mu diye bakalım. X yerine ben 13 yazdığımda 18 eksi 13, 5 yapıyor. E burası da 13 oldu. 5, 12, 13 sağlaması tuttu. Dolayısıyla X'i böylelikle kaç bulduk? 13 bulduk. Olay bu. Bizden de zaten BK isteniyordu yani X isteniyordu cevap çok güzel ve çok tatlı bir çözüm aşırı tatlı evet geldik şuraya çözüm yeri arıyorum şöyle boşluk ama maalesef sorulara baktığımda boşluk bu kadar bırakabilmişim. artık şurayı ben büyütürüm sen de oraya küçük bir şekilde çizersin dostum tamam yapacak bir şey yok bazen böyle Ahmet Ahmet kim ya hocam Sülalede Ahmet var mı var bu da dayımın en küçük oğlu 3 tane oğlu var Musa Mesut bu da Ahmet evet Ahmet bir kağıda AB dik BC Olacak biçimde, bir dakika, AB ile BC dik olacak şekilde AB ile BC doğru parçaların uzunluklarını sırasıyla 9 ve 12 santimetre olan iki çizgi çiziyor. Hmm. Çizelim. Niye çizmiyoruz? AB ile BC birbirine dikmiş ve sırasıyla 9 ve 12'miş değil mi? Tamam şöyle biraz daha uzun çizelim bunu böyle. 9 burası, 12 burası. Şurası A noktası, şurası B noktası, burası da C noktası oldu. Peki devam edelim. Ahmet. C köşesinden de AB'yi E noktasında kesen 15 cm uzunluğunda CD doğru parçasını çiziyor çizdiğinde Hmm. Şimdi bir CD doğru parçasını çizeceğim. C'den başlayacağım. AB'yi de kesen diyor. AB'yi de kesen. AB'yi de E noktasında kesen diyor. O zaman CD'yi çizelim arkadaş. Şöyle bu uzunluğun ben 9 olduğunu biliyorum. 9'u içeri yazayım şöyle. Bir de şöyle bir şey kesiyorum böyle. O Kaç uzunluğunda diyor? Şöyle 15 cm uzunluğunda. Bak bu 15 cm uzunluğunda ne çizdim ben şimdi? CD çizdim ve şuradaki hangi noktada kessin diyordu? E noktasında. Şuraya da E noktası diyeyim. Tamam. AB uzunluğunu da unutma. Ben şuraya yazayım. Şekil karıştı. 9 cm uzunluğunda. Tamam. Şuradaki uzunluğunda tamamını şöyle göstereyim. Hocam burası da 15 demiş. E hocam şurası 9 ise eğer tamamı olarak 9 e. Evet. Şimdi burada 9, 12, 15 var. Bunu böyle çizelim mi? Dur 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 bir çizmeyelim. Çizmeyelim. Soru, bir soruyu bir okuyalım. Soruyu iyice bir anlamak lazım diyoruz her zaman. Verilen bilgileri kullanmamız lazım diyoruz. Bizden ne isteniyor? DE uzunluğu isteniyor. O zaman DE uzunluğu isteniyorsa şöyle bir DE bir X yazalım bakalım kardeşim. Başka da bir şey verdi. Vermiş mi? Vermiş tabi. Bak soruyu tam okuyalım. CD doğru parçasını çizdiğinde AE ile DE uzunluklarının toplamı 6. Hmm. AE ile DE 6. E ben de x dedim. O zaman burası 6 eksi x olmayacak mı? Olacak. Hemen buraya 6 eksi x yazdım. E hocam şunun tamamı da 9'du zaten. 6'yı 9'a tamamlayan sayı 3'tür. X'ten kurtulmam lazım. O zaman burası 3 artı x oldu. E hocam bunun tamamı zaten 15'ti. Bak bunun tamamı 15'ti. E burada da x'i varsa buraya da 15 eksi x kaldı. Şuraya da 15 eksi x kaldı. Ana dik üçgen direkt çıktı. Hiç öyle bir şey çizme falan gerek kalmadı. Yani dik üçgenin bir kenarı 3 artı x. Diğer kenarı 12. Diğer kenarı da 15 eksi x. Ne yapacağız burada? 12 var. Dik kenarda şu sarı üçgende 12 varsa biraz tehlikeliydi. 5 12 13 9 12 15 12 16 20 olabilir. Acaba 5 12 13 mi diye deniyoruz ilk önce. Acaba burası 5 iken burası 13 oluyor mu? E bunun 5 olması için x'in 2 olması lazım. Sen burada da x yerine 2 yazarsan 15'ten 2 çıktığında 13 yapıyor mu? Yapıyor. Yani sen burada şu Pisagor bağıntısından kurtulmuş oldun. 15 eksi x'in karesi eşittir 3 artı x'in karesi artı. 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemden kurtulmuş oldun. X yerine 2 hissettiğin zaman 5, 12, 13 sağlaması tutuyor. O yüzden cevapta böylelikle 2 çıktı. Zaten benden DE uzunluğu isteniyor. Yani X deniyor. Cevap 2. Ya ne güzel iş, işlem yapmadan yapıyoruz. Zehra. Zehracığım. Evet Zehra. Zehra da ben size demiştim. Bütün sülaleyi tanıyacaksınız diye. Zehra. Bu da abi yeğenim olur. Yani abimin büyük kızı olur. Ee, büyük kızı demesek. Kızı desek daha iyi olacak çünkü bir kızı bir oğlu var. E, büyüğü de kız zaten yani kızı. Neyse, Zehracım, kuzenim, açı ölçer ve cetvele yardımıyla dik üçgen biçimindeki bir kartona aşağıdaki çizimleri yapıyor. Hmm, bir çizim yapacak. Birinci çizim, C köşesinden açıortay doğrusunu çizip ne diyorsa yap kardeşim. Hemen buradan C köşesinden bir açıortay doğrusu çiz. Şöyle çizdik mi? çizdik. Çizip ABE'yi kestiği noktaya D diyeceğiz. Şuraya D. Ama bunun da açıortay olmasını kullanacağız. Hemen açı ortayla da gösterelim. Her bir bilgiyi kullanacağız. D olarak harflendirdik. Sonra ikinci çizim. D noktasına AC'ye paralel çizip D'den de AC'ye paralel çiziyorum. Şu şekilde çizdim ve BC'yi kestiği noktaya da E dedim. Şunlar da birbirine paralel. Bak her verilen bilgi boşu boşuna verilmemiştir. Her verilen bilgiyi biz kullanmak zorundayız. Burada şu paralellik verilmişse ben bu paralelliği kullanacağım. Hocam yöndeşlikten dolayı 90 ise burası 90 olur mu? Olur. Hemen 90'ı yapıştıralım şuraya. Başka ya bak açıyla işimiz bitti mi? Bitmedi. Adam bize açıların eşitliğini vermiş. Demek ki bunu da kullanacağım ben. Bu açıların eşitliğini nasıl kullanacağım? Bak bunlar paralel. Aa, şurada bir Z var. Özellikle hem paralellik hem de açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin. Çoğu soruda çok fazla karşımıza çıkıyor bu. O zaman buradaki açı da şöyle kullandım açıların eşitliğini. Hocam burası da nokta açısı oldu. Bak ne güzel oldu. Şunlar birbirine eşit oldu. Ve sonra başka paralelliği kullandık. Başka bir şey açı da kullandık. Her şeyi kullandık. Zera'nın çizdiği ikinci çizgi nedir diye soruluyor bize. Şuraya x dedim. Burası da x. Buraya 25 eksi x mi kaldı? Evet. Başka bd uzunluğu da 15 birim oluyormuş zaten. bd'yi de 15 vermiş bize. E artık burada bir pisagor yapacağız. Yani 25 eksi x'in karesi eşittir. 15'in karesi artı x'in karesi deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşacağız. Dur. Hisset. Hisset kardeşim hisset. 15 varsa dik kenarda. Ya 8, 15, 17 üçgendir. Ya da 15, 20, 25 üçgendir. Bakalım burada x yerine 8 yazarsam. Yazalım bakalım şurada x yerine 8. Ee, burası 8 yazdığımızdan bu 17 yapıyor mu burası yapıyor. x yerine 8 yazdığımızda 8, 15, 17 oldu. Sağlaması tuttu. Zehra'nın çizdiği ikinci çizgiye de zaten bize x demiştik. Dolayısıyla cevap. 8 çıktı. Ne güzel tak tak çıkıyor. Bütün böyle şeyler hissederek çıkıyor. Örnek 24'e geldik. Bu da güzel bir soru. Ya bu soru dur bir dakika. Bana bak. Bak bana ben bu sorunun mantığını sana öğrettim daha önce. Bakalım o mantığı yakalayabilecek misin? Bakalım. bakalım. Çünkü bak o soruyu sana ilk defa öğrendin. Öğrendiğin için artık zor değil. Zor bir kalıp aslında dedim işte bu konuyu da anlatırken. Nerede anlattığımı da söylemeyeceğim. O, o bu konunun mantığını bildiğin için bu soruyu da bence yapabilirsin. Bakalım burada onu yapabilecek misin? Şimdi sıra sende. Videoyu durdur. Durdur videoyu. Sen yap. Ben de soruya geçiyorum. Şimdi ABCD dikdörtgeni çekimindeki bir kartonun A köşesinde bulunan bir karınca kartonun ön yüzünden ilerlemiş. Sonra arka yüzünden ilerlemiş. B noktasına gelmiş. Bak sen şu işe. Sonra AB 30 demiş. BC'yi de 8 demiş. Kartonun uzunluklarında karıncanın gittiği en kısa yol nedir diye soruluyor bize. Buldun mu? Bulmuşumdur. Büyük ihtimal bulmuşsundur. Bunu aslında böyle biraz şeyde de öğreneceğiz. Hmm, nerede öğreneceğiz? Karıncanın yüzey sorularında gitmesinde. Katı cisimlerde de öğreneceğiz. Hocam şu şekilde yapılabilir. Karınca bir böyle bir de arka tarafa gidiyorsa. Arka tarafa gidiyorsa arka tarafı açacağız. Arka taraf şu şekilde açılır kardeşim. Karınca buradan başlayıp sonra bu köşeye gidiyor. Çünkü bu köşe buraya geldi ya. Aslında bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Açtın ya sonra burada da bir pisagor bağıntısı yapacaksın. Olay bitecek. Hocam bunu öğretmediniz ki. Dur aslında soru şu değil mi? Dikkat. Soru şimdi bak senin bildiğin hale dönüştüreceğim. Şimdi burada bizden ne isteniyor? Hocam bizden karıncanın gittiği yol isteniyor. X artı Y isteniyor. Şurası 8 verilmiş. 8. Burası da 30 olarak vermiş değil mi? Kardeşim şu artı şunun en az değerini ben bilemem. Nereden katlandığını bilmiyorum. E ne yapıyorduk? Hani şöyle iki tane üçgen. Bir önceki ders yapmıştık bunu. Hatta soru şöyleydi. Soru şöyleydi. Şu x'in toplamının en az değeri nedir diye sorulduğunda ne yapıyorduk? Şu katlamaya aç x, x artı y doğrusal kabul ediyorduk. Aynı mantık burada da var. Hocam şuradaki dik üçgen ve buradaki dik de şu ikisinin toplamı isteniliyor bizden. Bir tanesini açacaksın. İster bunu aç böyle, istersen bunu aç böyle. Fark etmez. E ben gelip bu sefer şunu açıyorum şöyle. Şunu açtım şöyle. Açtıktan sonra da şu şekilde oldu. Y iken burası da Y oldu. 8 iken burası da 8 oldu. Şimdi bizden x artı y'nin en az değeri soruluyor ya. Bunlar doğrusal olduğunda olur. Yani aslında tam olarak e, oradaki nokta tam burada olduğunda olur. Neyse biz bunu doğrusal kabul edelim. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Şurada artık bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Olay bitecek. Dik üçgenin bir kenarı 16 bir kenarı da 30. 16 ve 30'daki ortak çarpan 2. 2 çarpı 8 burası. 2 çarpı 15 burası. Burası da ne olacak? 8, 15, 17 üçgeninden e, burası da 2 çarpı 17 olacaktır. Yani cevap 34 olacaktır. O zaman 24. soru ne oldu? Karıncanın gittiği yol isteniyor bizden. X artı Y isteniyor yani. 34 oldu arkadaşlar. O zaman bizden 34 isteniyordu cevapta. 30. Geldik bir sonraki soruya. Oo, Oh o. Bu da güzel bir soru. Ah keşke. Böyle vakit bulsan da sen de bunu yapsan. Ama bu soruda da bir dakika sen ilk defa böyle bir soruyla karşılaşacaksın. Bu soru mantığında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşacaksın. İlk etapta beni bir dinle istersen. Önemli bir nokta. Çünkü aslında hep söylüyoruz. Şekil 1'de ve şekil 2'de eş yapı kullanılmışsa ne yapacaksın? O eş yapıların eşitleri bizim için önemli diye hep söyledik mi? Söyledik. Önce bir soruyu okuyayım mı? Okuyayım. Burada ne demiş uzunluğu 25 santimetre olan bir pet. Birincide de 25 santimetre ikincide de 25 santimetre uzunluğu 25. Yani şekil 1'de ve şekil 2'de aynı şekil kullanılmışsa aynı cisim kullanılmışsa ne yapacaksın? Uzunluğun değişmezliği bizim için önemli. ÖSYM'nin kullandığı tekniklerden biridir. Uzunluğun değişmezliği yani bunların eşitliğini düşüneceksin. Hocam şunlar birbirine eşit. Bunlar eşit 25 burada da 25 uzunluğun değişmez. Aklımızda bulunsun. Dur bakalım ne yap? Uzunluğu 25 santimetre olan bir pipetin bir ucu zemine dik konumlu olduğunda bir ucu böyle bir ucu da böyle. Bir ucu zemine dik konumluymuş. Böyleymiş. Uçları arasındaki uzaklık 15 cm. Verilen her bilgiyi kullanacağım. Hocam burası 25. Ben buraya bir x diyecek olursam şurası da ne oluyor o zaman? Uzunluğu 25'ti. Hocam 25 eksi x olacak. Yap Pisagor'u. Ya kardeşim ne uğraşayım Pisagor'la? Işte 15 varsa ya 8, 15, 17'dir ya da 15, 20, 25'tir. Değil mi? E, x yerine 8 koyarsak hisset kardeşim. 8 koyarsan burası da 17 çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Ben buradaki şekli, şekildeki şu uzunluğun 8 olduğunu öğrendim. Sonra ne yapacağım hocam? Sonra pipet K noktasından bir daha bastırılmış. Bak. Bak K noktasından bir daha bastırmışım. Sonuçta K noktası hala daha burada. Uzunluğun değişmezliği. Buradaki uzunluk hala 8. Buradaki uzunluk hala aynı olacak. Sonra şuradaki uzunlukla şuradaki uzunlukta hala aynı mı olacak? Evet. Bastırdığımda pipetin birazı zemine değiyor. Bak belli bir kısmının zemine değmesi sağlanıyor. Son durumda pipetin uçları arasındaki uzaklık 13 demiş. Şuradaki uzaklık 13 demiş. Pipetin zemine değen uzunluğu nedir diye soruluyor bize. E, yani şurası soruluyor bize. E ne yapacağız hocam? Buraya ne kaldı? 13 eksi x kaldı. Ya bir yere eksik bırakırsan olmaz. Hiçbir şeyi eksik bırakmayalım. Hocam burada pipetin uzunluğu vardı. Pipetin uzunluğu kaçtı? 25'ti. E 8'i buradaysa, x'i buradaysa o zaman buraya da 17 eksi x mi kalıyor? 25'i 8'i 25'e tamamlayan 17'dir. X'ten kurtulmam lazım. O zaman 17 x kaldı. E bak Pisagor bağıntısı. Yap Pisagor bağıntısını diyeceğim de yok artık öyle şeyler esprisini yapmaya bile gerek yok. Çünkü niye? Hisset kardeşim. 8 varsa ne üçgendir? Ya 6 8 10 üçgendir ya 8 15 17 üçgendir. Zaten burası 17'den küçük. 8 15 17 değil. Acaba 6 8 10 mu? Bunun 10 olması için x'in 7 olması lazım. x yerine 7 yazdığımızda burası da 6 oluyor mu? x yerine 7 yazdığımızda burası da 6 oluyor. Dolayısıyla x böylelikle kaç çıkar? 7 çıkar. Anlaşıldı mı gençler? Bak güzel soru. Uzunluğun değişmezliği. Şekilde çok önemli. Bak buradaki de uzunluğun değişmediği. Şuradaki uzunluğun da değişmediği ya da pipetin uzunluğunun değişmediğini soruda çok güzel bir şekilde kullandık. Uzunluğun değişmezliği de bu şekilde aklına kalsın. ÖSYM'nin geometri de sorularında kullandığı tekniklerden en önemlilerinden biridir. Hem şekil bir de hem şekil iki de aynı cismi ya da aynı şekli verip o uzunlukların aynı olmasını dikkate alacaksın. Tamam. Evet güzel. 25'i bulduk. Geldik. 20 6'ya. Ama ben burada bir mola vereyim. Sanki biraz yoruldum. Ya da enerjik anlatmak için ben şöyle bir mola veriyorum. Şimdi geleceğiz. Tamam. Mola. Mola daha sonra devam. Sen de burada bir mola verebilirsin istersen. Mola mı yaptım dinlendim. Belki sen yapmadın. Devam ediyorsun. Ama benim enerjiye ihtiyacım vardı. Aldım geldim. Şimdi örnek 26'dayız. şekil bir de daire şeklindeki makaraya sarılı bir ipin uç noktaları. Bunun zemini olan uzaklığı ve uç noktaları arasındaki uzaklık verilmiş. İşte şunlar verilmiş. Bundan bahsediyor. Şekil 2'de ise ipin sağ tarafındaki ucunun zemini 19 birim daha yaklaştırılmış hali gösterilmiş. Şöyle bir şekli bir yaklaştıralım bakalım. Makaralar var elimizde. Makara şeklinde bir şey var. İpi böyle aşağı doğru çekiyorum bakayım. Çektim. 19 birim yaklaştırdım. Yaklaştırdığımda da ne oluştu? Şekil 2 oluştu. İşte bu durumda diyor. Şekil 2'deki iplerin uçları arasındaki mesafe nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız burada? Arkadaş biz bunu 19 aşağı çektiysek bu 19 yukarı çıkmaz mı? E ee, burada 19. Buraya da kaç kaldı o zaman? Şekil 2'de 18 kaldı diyebiliriz. Ya da daha farklı bir şekilde belki işine yarar. İşi biraz uzatacağım ama olsun. Şimdi kardeşim buradaki ipin uzunluğu böyle bir ip var. Sonra 37 var 29 var. Hocam ip artı 37 artı 29 eşittir. Burada da bir ip var. ben bunu 19 aşağı çektim. Şuradan 19 aşağı çekince buraya 18 kaldı. Şu mesafe 18 yaptı. Şu mesafeyi bulmak istiyorum. Bu da soru işareti artı 18 artı ipin uzunluğuna eşit olmak zorunda değil mi? Evet şekil 1 ve şekil 2 eş yapı. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Oradan da sonuca ulaşabiliriz. Ama gerek yok kardeşim. Şimdi ben bunu çekiyorum aşağıya doğru. Hocam aşağıya doğru 18 çektiysem böyle. Pardon kaç çektim? 19 çektim. 19 çektiysem buraya 18 kaldı. Hocam burası 18 oldu. O zaman bu da 19 yukarı çıktı. 19 yukarı çıktı demek ne demek? 29 artı 19 da 48 yapıyor demek. E tamam şekil bir işim diyorum diyelim. 90 dereceler var mı elimizde? Var. Hocam şuraya baktığımız zaman 90 90 17 var. Bir dik üçgen oluşturabiliriz ve şurayı bulabiliriz. E, dik dörtgenle tabii ki değil mi? 90'lar varsa hop çizdik. E, 29 ise karşı tarafta 29 buraya 8 kaldı. 8, 15, 17 üçgeninden burası 15 çıktı. Burası da 15 çıktı. Evet şekil 1 ve şekil de aynı genişlik yok mu şurada? Evet aynı genişlik var hocam. E buradaki genişlik de aynı olacak. Dolayısıyla burası da 15 oldu. E burası da 90, burası da 90. Ve benden şu x uzunluğu isteniyor. Bulmak için dik üçgene karşılık getirmeliyim. Hop çizdim dik üçgeni. Dik dörtgenle. 15 ise yukarısı 15, 18 ise sol taraf 18. Burası da 30 yaptı. Yap burada pisagorunu. Ama dur. Dik kenarlarda ne var? Hocam 1'e 2 var. E, 1-2 kök 5 üçgeni var. O zaman x ne olacaktır? 15 kök 5 olacaktır. Küçük olanın kök 5 katı olacaktır. Yani örnek 26'yı böylelikle 15 kök 5 bulduk. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Tam sınavda çıkmaya aday soru. Geldik örnek 27'ye. Kerem. Kerem de bizim Egean'ın kardeşi. Yani benim küçük olan, en küçük olan. Kerem. Egean soruları kaliteli sorular oluyor. Sınavda çıkmaya aday sorular oluyor. O yüzden dikkat. Kerem'in odasında. tavana sabitlenmiş. Uzunluğu tavanın zemine uzaklığıyla aynı olan 210 santimetre uzunluğunda zincir var. 210 santimetre uzunluğunda zincir var. Hocam zincir şekil 2'de de aynı. Bak eş yapılar şekil 1'de ve şekil 2'de aynı yapıyı kullanıyorsam, aynı cismi kullanıyorsam uzunlukların eşitliğini düşüneceksin. ÖSYM bunu çok sever. Özellikle tavan taban ilişkisini de çok sever. Birinci şekilde tavan taban arasındaki uzaklıkla ikinci şekildeki tavan taban arasındaki uzaklık nedir? Birbirinin tıpkısının aynısıdır. Şimdi diyor ki soruda Kerem şekil verdik gibi zincire 150 santimetre uzaklık konumundan 240 santimetre yürüdüğünde Şekildeki de konuma geliyor. Ya anlayamadık mı falan mı filan mı? Ya anlasanız da ben sana burada şu olayı bir canlandırayım. Olayı canlandırayım ki hayal gücünüz desin, genişlesin. Animasyonla canlandırıyoruz şimdi. Kerem yürü bakalım şimdi. 150 santimetre uzaklıktaydın sen. 240 santimetre yürüdün. Zincirden 90 santimetre daha ileri gittin. Sonra zincir yüzüne çarptı. Zincir yüzüne çarpınca ilerleyince zincirin ucu da yukarı kalktı. Gördün o da 30 santimetre yukarı kalkmış buradan buraya. E ee, bizden de ne isteniyor? Kerem'in boyu nedir diye soruluyor. Mükemmel bir soru. Tam sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Dikkat. Gel yani ben burada ne kullanacağım? Buranın 210 cm. Zincirin 210 cm olmasını havanın da Şuranın da zemine olan uzaklığının da yine 210 santimetre olmasını unutmayacağım. Buradan buraya ne kadar demişti? Zincir 30 santimetre kalkıyor. Kerem'in boyu tam kafası değdi ya burada. Tam kafası değdi. Buradan itibaren yukarı çıktı. Burada da bir kırılma noktası var. Ee, Kerem'in boyuna ben x diyecek olursam. Hocam Kerem'in boyu şuradan şuraya x olsun. bak. Şimdi zincirin eski halde önemli. İlk hali de bizim için önemli. Hemen ilk halinde şöyle bir çizeyim. İlk halinde zincir buradaydı ve Kerem ilk halinde neredeydi? Hocam Kerem ilk halinde de şuradaydı ve buradan buraya 150 santimetre vardı. Bizim Kerem ne kadar hareket etti? 240 santimetre hareket etti. O zaman buradan buraya ne kaldı? 90 kaldı. Yani 90 santimetre zinciri böyle ilerletince ileri doğru ucu da 30 santimetre kaldı. Tamam, takıldık kaldık. Ne yapacağız burada? Kerem zemine dik uzattaydı. Bir kere ben bunu kullanacağım. Başka zincirin uzaklığında kullanmak zorundayım. E hocam ben şuraya x dedim ya. Şuraya x dedim ya Kerem'in boyuna. E burası da x değil mi? Boydan dolayı kırılma noktasına kadar. Evet. Buraya x x 30 kaldı. Zincirin boyu da 210'du. Zincirin boyunu da kullanmak zorundayım. Hocam şurası 210 olacak. Eksi 30'u 210 yapan değer 240'tır. 240 eksi 30 210 yapıyor. X'ten de kurtulmam lazım. Eksi X dedim. Yani zincirin bu kısmına da 240 eksi X kaldı. Şimdi ne yapacağım? X'e ait ya da 240 eksi X'e ait bir dik üçgen oluşturmak zorundayım. Dik üçgeni nasıl oluşturacağım? Hocam 90 dereceler var. Dikdörtgenle şöyle bir dikdörtgen dörtgen oluşturunca Alt taraf 90 ise üst taraf 90. Burası X e, burası da X yapar. Hocam X'i yazdım 90'ı yazdım. Ee, buradaki uzunluk da zaten 210'du. Tavanın tabanı olan uzaklığı. O zaman buraya da 210-X kaldı. Ve burada ne çıktı kardeşim burada? Bir dik üçgen çıktı. Hemen dik üçgeni kullanacağım. Dik üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım kardeşim. Yapayım bakayım burada. Ee, burada 210. 40 eksi x'in karesi şunların kareleri toplamına eşit. Yazıyorum. 240 eksi x'in karesi eşittir. 210 eksi x'in karesi artı 90'ın karesi. Deyip işlem 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 yapıyoruz. Hocam Nur ya ne yapıyorsun ya? Burada da mı hissedeceğiz? Evet burada da hissedeceğiz. Sayılar çok büyük olabilir. Ya da çok küçük olabilir. Burada ne var? 90 var. Ya sıfır at kardeşim. 9 varmış gibi düşün. 0,9 olsaydı o zaman bir sıfırla çarp. Onunla çarpmış hale gibi düşün. Yine 9 gibi düşünecektin. ÖSYM çok büyük sayıları da çok küçük sayıları da sorabilir. Yeter ki sen o çok büyük ve çok küçük sayıları tanıdık sayılara getir. Acaba burası 9 iken ne olabilir? 9 ile ilgili tanıdığın üçgen 9, 12, 15 üçgeni var. Yani burası acaba 9, 12, 15 üçgeni mi? E yani 9, 12, 15'in 10 katı mı? Burası 120 olması için x yerine ne yazmam lazım? Hocam x yerine 90 yazmam lazım. x yerine 90 yazınca 240 eksi 90 150 yapıyor. Burası da 120 yapıyor. X yerine 90 yazdığımda herhangi bir sıkıntı yok. Buradan işlem yaptığımızda da X'i 90 buluruz. zaten bizden Kerem'in boyu isteniliyor. Kerem'in boyuna da biz X demiştik. Cevap 90 çıktı. Nasıl soru? Çok hoş soru değil mi? Mükemmel soru değil mi? Tam ÖSYM bak bunları soruyor. Zor mu? Asla değil. Asla değil. Asla değil. Yeter ki verilen bilgileri kullan kardeşim. Tamam. Geldik örnek 28'e. Şimdi örnek 28'de. Şöyle şekli büyüteyim. Burada da bir şeyler göstereyim. Arkadaş ya da küçülteyim bir okuyayım ondan sonra şey yapayım. Özetleyeyim. Şimdi şekil 1'de kenar uzunluğu 60 cm olan kare şeklinde bir kağıt verilmiştir. Bu kağıt üzerinden AB ve AD kenarlarını olan uzakları sırasıyla 37'ye 54 olacak. AB'ye olan uzaklığı ve AD'ye olan uzaklığı. 37'ye kaç olacakmış? Hocam 37'yi okuyamadım 54 olacak. Yani tam 37 uzaklıkta 54 uzaklıkta K noktası buralarda bir yerlerde değil mi? Ondan sonra kağıt 4 bölgeye ayrılıyor. 4 bölgeye ayırsak böyle yapacağız. Zaten 30'du burası. 7 birim yukarıda olacak. Sonra öbürü de 54 oluyor ya. 54 olması için de şurada 6 birim uzaklıkta olması lazım. Yani K noktası kesinlikle burada bir yerde. Kağıdı 4 eşit bölgeye ayırıp bölgelerden biri kesilip atılıyor. Bölgeler üst üste gelecek şey. Dur. Gerisini ben sen okudun mu? Okudum. Şimdi ben şunu şöyle büyüteyim sana animasyonla da bunu göstereyim canlandırayım. Elimizde 60 cm uzunluğunda bir kağıt var. Şöyle bir kağıt. Kağıdı 4'e bölüyorum. 4'e böldükten sonra sol en alttakini atıyorum. Attıktan sonra elimde 3 tane kaldı. Ve bu 3 taneyi de böyle sağa ve yukarı doğru katlıyorum. Katladıktan sonra o belirlediğim K noktasından ne yapıyorum? Bir delik açıyorum. Sonra o delikten de Geriye doğru kağıtları açıyorum. 3 tane delik oluştu arasında. O delikler arasındaki mesafe nedir diye soruluyor bana. Gördün mü şekildeki animasyonu okurken sana söyledim. Gördün değil mi? Tamam gözünde canlandı. Şimdi biz bunu şeklinde canlandıralım. Zaten ilk, ilk etapta şu şekilde. Sen animasyonda gördün ama. Bir de biz bu 4 eşit parçaya bölelim şöyle. Kendi elimizle de yapmaya alışalım. Şöyle 4 eşit parçaya böldük. Sonra e, 37'ye 54 uzaklığında. AB'ye 37 buraya da 54 olacak. 37 olması için burası 30 ya 7 birim yukarıda olacak burası. Burası 30 ya 7 birim yukarıda şuraya da 54 olması için şuraya 54 olması için buraya olan uzaklığı da 6 olacak. 6 olacak şekilde bu noktayı seçtik. Yani burada olacak. Yani burası 7 birim olacak. Şöyle şuradan şuraya 7 birim olacak. Sonra buradan buraya da 6 birim uzunluğunda olacak. Peki şimdi animasyonda da gördün. Bu delikler şimdi bu kağıt buraya geldiğinde katladın. Bunu da buraya katladın. Sen buradan aşağı doğru açtığın zaman bu nokta nereye gelecek? Buraya mı gelecek? Hayır. Bu nokta aşağı doğru açtığın zaman Buna göre simetriği olacak ya. 7 birim burasıysa bu 7 birim burası olacak. Sonra bunu da buraya doğru açtığın zaman hocam buradaki mesafe kadar buraya gideceğim. O delikte de buraya mı gelecek? Toplamda 3 kağıt üst üsteken deldin. 3 delik oldu. O delikler de bu şekilde oldu. Yani buradan 7 santimetre aşağıda şunu şöyle büyüteyim istersen. Bir de buradan da hop şöyle gelecek. Burası kaçtı? 30 santimetre ya burası. 24 burası 24 burası. 24 açıldığında buraya da 24 kadar gidecek. İşte bu delikler arasındaki mesafe nedir diye soruluyor bana. Bu mesafe soruluyor. Ne yapacağız arkadaş? Burası da kesinlikle 90 derece değil mi? Simetriklerden dolayı ya da Hocam şu uzaklığı aldık ya 90-90 hatta şöyle göstereyim 90 ise burası 90 olur. Aynı mantıkta şunu da şöyle yapınca 90-90-90 bak burası da 90 olur mu? Olur. Buradaki 90. E artık burada bir pisagor bağıntısı yapacağız. Burası 14. Burası 48. Yani burası 2'nin 7 katı. Burası 2'nin 24 katı. Burası da 2'nin 7, 24, 25 üçgeni. 25 üçgeni olduğu için 2'nin 50 katı değil 2'nin 25 katı olacak. Yani burası da 50 olacaktır. Böylelikle örnek 28'de 50 bulduk dostlar. Evet şu iki delik en son iki delik arasındaki uzak. İki delik arasındaki uzak mı soruluyor? Son durumda çizilen çizgilerle oluşan üçgensel bölgenin çevresi soruluyormuş. Ha, Çizilen bunlar ya. Üçgensel bölgenin çevresi soruluyormuş. Bize 50 değil cevap. Yani bizden çevresi istenildiği için çevreye şöyle bir bakalım. Üçgenin kenarları 14, 48 ve 50 toplamı isteniyor. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 62 yaptı. 112 yapıyor galiba değil mi? İşlem hatası yapmadıysam. Örnek 28, 112 çıktı. Cevap anahtarında da çaktırmadan baktım. Doğru çıktı arkadaşlar. 28'i doğru bulmuşum. Oley! Geldik tavşan ile kaplumbağa hikayesine. Evet biz bu hikayelerle büyüdük. Siz de okumuşsunuzdur. Tavşan ile Kaplumbağa yarışıyor. Kim geçiyordu? Kaplumbağa geçiyordu değil mi? Hocam tavşan daha hızlı. Evet ama tavşan artistlik yapıp dinleniyordu falan filan derken unutuyor yarışı. Bizimki Kaplumbağa'da kazanıyordu. Ama burada Öyle mi bakalım soru. Aralarındaki uzaklık 20 metre olan 20 metre uzaklık varmış aralarında. Tavşan ile kaplumbağa birbirlerine paralel doğrusal yollar boyunca sabit hızlarla hareket edecektir. Sabit hızlarla. Tavşanın belli bir hız var. Tavşanın kaplumbağanın da belli bir hız var. Aynı sabit hızlarla hareket edecek diye söylüyor. Tavşanın hızı kaplumbağanın hızının 3 katıdır. Hocam Tavşanınızı kaplumbağanızın 3 katıysa burası V ise burası 3V değil midir? Evet. Yani olay şu. Bizim kaplumbağa V hızıyla gittiyse V hızıyla X gittiyse eğer o zaman bizim 3V hızıyla da 3X gitmez mi bizim tavşanımız? Evet. Şimdi kaplumbağa 37 metre gittikten sonra tavşan harekete başlayacak. Bak yine tavşan tembellik yapmış burada. Bizim kaplumbağa ilk etapta buradan buraya ne kadar gitmiş? Hocam 37 metre gitmiş. 37 metre gittikten sonra bu başlıyor. Şimdi buradan gittikten sonra şu bizim tavşanımız kaplumbağamız pardon v hızıyla x kadar gittiyse o zaman bizim kaplumbağamızda 3v hızıyla 3x kadar gitmez mi? Gider. E 3x kadar gidecek. Buna göre tavşan en fazla kaç metre giderse kaplumbağa ile arasındaki mesafe 29 metre olur. Aslında bu soruda fazla hikayesini kullanmasaydım iki tane cevap olacaktı. İki tane cevap olacaktı. Şimdi iki tanesini de göstereceğim ben sana. Eğer bu şekilde olmuş olsaydı, yani bizim tavşanımız kaplumbağayı geçememiş olsaydı, o zaman şöyle bir hikayemiz olacaktı. Tavşan buraya gelecek, buradan buraya gelecek. Bu da 3x gidecek. Aralarındaki mesafe işte tam burası yapacaktı. Tam burası dediğimiz mesafede 29 olacaktı. Ama o zaman tavşanımız kaplumbağayı geçemeyecekti. Ama bizden en fazla sorulduğu için tavşan o zaman kaplumbağayı geçsin yani şu 3x değil bunun tamamı 3x olsun o yüzden böyle geçtiği zaman da şu x gittiği zaman arasındaki mesafe böyle 29 olsun. İşte bu durumda iki durum söz konusu. Bir böyle şu aralarındaki mesafe böyle 29 iken bir de böyle 29 iken. Çünkü sen buradan dik çizdiğinde bak olayın mantığını da söyleyeyim. Dik çizdiğinde tabanı keş parçaya bölecek ya 29 birim böyle oluyorsa 29 bölüm birim şu şekilde de olabilir dostlar. Ama bir tek durumda şunda olamaz. Aralarındaki 20 metre mesafe olsun deseydi sadece bu durumda yani yükseklik konumunda iki durum söz konusu olmazdı. Yüksekten büyük konumda bir 29 şu şekilde. Sağ tarafta bir de sol tarafta olabilir. Ama bizden en fazla konumu istenildiği için ne yapacağım? Kaplumbağayı tapardon tavşanın kaplumbağayı geçmesini isterim. O zaman en fazla uzaklık olur. En kısa uzaklık. Tavşanın alabileceği en kısa mesafe sorulmuş olsaydı o zaman sen şu durumu seçecektin. Yani bizim tavşanımız yani tavşanımız buraya gelecek. Kaplumbağamız da şöyle şu 37 artı 37 artı x kadar gidecekti. Aralarındaki mesafede 29 olacaktı. En azı sorulmuş olsaydı o zaman şu şekilde yol almış olacaktı arkadaşlar. O zaman biz buna göre işlem yapacaktık. Yani 20 burası 37 artı x burası 3 x burası 29 burası. Tavşanın aldığı mesafe en az işte tam olarak Buradayken olur diyecek. En azı da sana bırakıyorum ödev olarak. Ben en fazlasına bakacağım. En fazlası olması için ne dedik biz şimdi? Hocam bizim tavşanın kaplumbağayı geçmesi lazım. Şu şekilde olması lazım. Geçsin ve aralarındaki mesafenin kaç olması lazım? 29 olması lazım. 29 değil mi? Evet. Yani burası da toplamda 3x. E ne yapacağız? Hocam 90 dereceler var. Dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık nasıl getireceğiz? E buradan bir dikdörtgen çizerek dikdörtgeni çizdik. Dikdörtgeni çizdiğimizde 20 ise dikdörtgenden 20. Şurası x artı 37. Burası da x artı 37. O zaman buraya 2x kaldı. 37'den kurtulmam lazım 3x yapması için. Çünkü tamamının 3x yapması lazım. 3x 2x yazınca x'i 3 xe tamamlıyor. 37'den de kurtulmam için buraya da 2x eksi 37 mi kaldı? Evet 2x eksi 37 kaldı. Şimdi ne yapacağız burada? Pisagor. Yap Pisagor'unu. Yap Pisagor'unu. Yap Pisagor'unu yap Pisagor'unu. Korkma ya. Hocam ne diyeceğiz burada? 29'un karesi demeyelim de yani neyin karesi şu kenar isteniliyor benden ya hocam şunun karesi eşittir kare eksi karesi ama böyle 2x eksi 37'nin karesi yazınca da böyle hep 2x eksi 37'nin karesini de almaya çalışıyorsun. hayır onu bir bütünsel düşün Bütünsel düşün dediğim mesela o zaman ne diyeceğiz buraya? A gibi düşün. A'yı bul bakayım önce. A kare neye eşittir? 29'un karesi eksi 20'nin karesidir. Yani 29 eksi 20 çarpı A eksi B çarpı A artı B'dir. 29 artı 20'dir. Yani burası 9 burası 49. O zaman A kare neye eşit oldu? Hocam 9 çarpı 49 eşit oldu. Her iki tarafın kare kökünü alınca A da buradan 9 3 diye çıktı. 7 diye çıktı 49'da. 21 yaptı. Yani A'yı 21 bulduk. Bak burada güzel bir üçgen daha öğrenmiş olduk. Bak 21, 20, 21, 29 üçgeni de vardır. Hani özel üçgenler dersin başında anlatmıştık ya bir sürü özel üçgen oluyor. Ee, i̇şte o özel üçgenlerden bir tanesi de işte buymuş. ÖSYM e sorar mı sormaz mı bilmiyorum. Ezberlemeyin ama bazılarınızın aklında kalıyor. Bilmiyorum. Geçen sene mesela 9.40-41'i sordular. 24 tayfaya haberiniz olsun. MSÜ'de. Neyse 21 bulduk. Yani o zaman burası 21 ise A 21 ise hemen yazıyorum. A 21 ise o zaman A 21 ise ne oluyor? Şöyle yazıyorum. 2x eksi 37 eşittir 21 ise 2x buradan kaç çıkıyor? 58 çıkıyor ve x de buradan 29 buluruz. Ama bizden ne isteniyordu? Tavşan en fazla kaç metre giderse? Tavşanın en fazla gittiği mesafeni 3x değil mi? 3x soruluyor o zaman bize. 3x eşittir. Ne olacak? 29 çarpı 3'ten 3 kere 9, 27, 6, 87 mi çıkıyor? Cevap böylelikle 87 çıkacaktır. Evet en kısa mesafesini de sen bul. O durumda burada söz konusuydu. Bir daha gösteriyorum. Şöyle olduğunda. Tamam dostum. Ama bak burada da farklı durumlar da öğreniyoruz. Her soruda farklı şeyler öğreniyoruz. Her soru. Tamam tekniğimiz aynı olabilir ama şurada hocam dikdörtgen oluşturmayı biliyoruz. Ama bak burada şunu da öğrendik. 3x böyle de gidebilir. Arasındaki mesafe 29 bu şekilde de olabilir. Ama 3 böyle de gidebilir arasındaki mesafe 29'da olabilir. Yani şu 20 ya 29'a 29 böyle x kenar olduğu durumda var. iki farklı durumda var. En fazlasını sormuşum. O yüzden en fazlası burası oldu. Çok güzel sorular ya bunlar. Aa, klasiğe gelmişiz. Bu ne ya? Ben boşu boşuna yeni nesilden klasiğe gelmem kardeşim. Normalde benim tekniğime hocam eski nesil ilk önce öğrenme alanı, sonra eskin, eski eski neslin kolay, kolay, orta, orta, zor, zor şeklinde giderim. Sonra yeni neslim kolay, orta, zor şeklinde giderim. Sonra bitiririm. Ama burada ne yapmışız? Bitirmemişiz. Devamı geliyor. Ne yapacağız burada? O zaman güzel bir şey var. Arkadaş soruyu ilk önce bir bakalım. Sorumuza bakalım. 6, 8, o 10 dedin. Bir Yaptın bu işi. Maşallah yaptın. Hallettin yani. E 10 deyince bitti mi soru? Maalesef bitmedi. Görüyorsun. Bitmedi soru. Ne yapacağız hocam o zaman burada? E benim soruyu yok yapabilmem için verilen bilgileri kullanmam lazım. 6'yı 18'i kullanmam lazım. En azından 18'i kullanmam lazım. Ne yapacağım? Bir de burada eşitlik verilmiş. Eşitliği de kullanmak Takıldık kaldık. Takıldığımız an ne yapıyorduk? Verilen bilgilerin hepsini kullanmaya çalışıyorduk. Baktık bir şey çıkmıyorsa. Hocam üçgen oluşturayım böyle. ne oldu? Ya saçını başını yolarım. Bu üçgen işine yarar mı? Hocam kenar ortayı çizeyim böyle. Ya yapma böyle bir şey çizeceksen adabıyla çiz diye söylemedim mi ben sana? Ya bak şimdi biraz aydınlandın. Bir şey çizeceksen adabınla çiz. Yani bir şey faydası olsun. Şimdi burayı bana bak. Burayı durdurur musun? Durdur burayı. Bir şey çizeceksen ilk çizim aklına geldi ya. Bakalım o ilk çizim aklına geldi mi şimdi? Çöz. Sen kendin çöz bakalım şimdi. Durdurdun ve çözdün inşallah. Ben devam ediyorum. Şimdi baktım burada. Hocam 90 var. Muhteşem yok maalesef eşitlik var. Aa eşitlik varsa ne gelecek aklımıza? Orta taban. İki ihtimalimiz var. Ya buradan şuraya çizeceğim ya da buradan şuna paralel çizeceğim. Hangisi mantıklı? Hocam karışık olan yere doğru çizmek daha mantıklı. Şu daha mantıklı. Bak eşitliğin mantığını kullanıyorum. Ek çizimler olduğu için bak bu soruyu sona yazmışım ben. Tamam. Evet buradan ne yapıyorum? Hop şuraya doğru. Hangi üçgende? Hocam şuradaki üçgende bir orta taban çizdim. Bu üçgende orta tabanı çizdim. E, orta tabandan dolayı Şunlar iki eş parçaya böldü mü böldü. Bunlar da birbirine paralel ve burada 1'e 2 oran olacak. E burası 9 9 oldu. Şimdi ben 18'i kullanamadım. 9 9 diye ayırdım. Acaba 9'u kullanabilecek miyim? 9'u da kullanabilirim tabii ki. Bak 9 burada ama aslında şuradaki dik üçgenin elemanı oldu. Buradaki dik üçgenin elemanında ne oldu? Hocam 8 var burada. Burada 15 var. A burası 8 15 17 üçgenler 17 oldu. E, burası da ort tabandan dolayı 2 kaldı. Burası da 34 olacaktır. Evet gençler cevap PCx bcx kaç çıktı 34 oldu evet bir eleştiri yapabilirsiniz hocam basit soru sona yazmışsınız ama bunu da şeyden dolayı yazdım sebebini söylüyorum ek çizimler olduğu için ek çizimleri hatırlatıyorum ben sana ne dedim her geçen derste bir önceki konulara atıfta bulunacağım demiştim İşte sana bir atıf yani orta tabanı kullanmışız burada gelmişiz geldik daha doğrusu bir sonraki soruya şimdi bir ağacı açısı 90 derece yine klasik bir soru 90 a 90'ın karşısında eşitlik var çizdim böyle muhteşem şu çıktı e çizdiğinde ne oldu ama ilk önce tabii ki ilk etapta verilen bilgilere bakıyorsun. Hocam burası 24. Burası 24. Burası kaç yaptı? 28 yaptı. 24, 28. Pisagor bağıntısı yapayım mı? Cık, yapma. Özel üçgen yoksa yapma. Kendini böyle şey yapma. Yıpratma. Tamam. Dur bir dakika. Pisagor bağıntısından burayı bulsan ne olacak zaten? Değil mi? Tamam Pisagor bağıntısından çıkmıyor. Ve verilenlere baktığım zaman da şu bilgilerle x'e ulaşamıyorum. O zaman bir şey çizmeliyiz. O bir şey de ne olmalı? Hocam 90'ın karşısında var. Muhteşem üçlü gibi durdu. Muhteşem üçlü çizdin. Çizdin. İşine yaradı mı? Yok yaramadı. O zaman ne yapacağız? Dur sildik. Sildik silmesini de bileceğiz. 90'ın karşısında eşitlik var muhteşem işim olmadı. E o zaman ne yapıyoruz? Başka bir şey düşünelim. E bir de 90 var muhteşem İşime yaramadı. 90'ı düşünmezsem e hocam burada da bir eşitlik var. Eşitlik varsa o zaman... Neyi düşüneceğiz? Orta taban. Orta tabanı düşüneceğiz. Eşitliğin olduğu yerden orta taban çizeceğim. İki ihtimalim var. Şu üçgenin üzerinde ya. Zaten ben şuna ait orta taban çizemem. Dolayısıyla ya buna paralel çizeceğim ya buna paralel çizeceğim. E ben şuradan şuna da paralel çizebilirim böyle. Çizdiğim zaman x'e ait bir üçgen oluşmadı. Karışık olan yere doğru çizdim demiştim. Ya da buradan buna paralel çizebilirim. Üçgende oluşuyor. Hemen oradan oraya paralel çizdim. Bunlar paralelse eğer hemen eksik parçaları tamamlayalım. 24 ise 12 yapar. Ve paralellikten dolayı hop hop yönde 90 derece yaptı burası. Ve orta taban olduğu için bunun tamamı 28. 2 eş parçaya böler 14'e 14 diye. Yani buraya ne kaldı o zaman? 5 kaldı. E sonra... Hocam şuradaki üçgende bir dik üçgen çıktı karşıma. 5, 12, 13 üçgeninden x'i böylelikle 13 buluruz. Orta taban, yine orta taban, yine orta taban. Geldik. Örnek 32'ye. Bir ABC üçgeninde Hemen ABC üçgeni çiziyoruz. A köşesinden BC kenarına ait kenar ortay doğrusu çizildiğinde hemen üçgeni çiziyorum şöyle. Rastgele bir üçgen çizdim kardeşim. A, B, C. A köşesinden BC'ye ait bir kenar ortay çizdiğim zaman çizdim. BC'yi K noktasında kesiyormuş. Kesin. AB eşittir 16'ymış. Ali kara uzunluğu 6'ymış. Ee, AB ile AK birbirine dikmiş. Aha burası 90 dereceymiş. Buna göre AC uzunluğu nedir? Soruyu çözemedik. Çünkü eksik. Verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanamadım. Yani şu kenar ortaydı. Kenar niye göstermedim ben? göstermezsem olmaz. Her bilgiyi göstereceğim. Tamam bunu gösterdim. E şimdi ne yapacağım burada? Hocam Pisagor bu altısı yapayım. 6, 16. Sayılar çok kötü ya. Çok dandik ya. Burayı bulsan ne olacak ki? Burayı bulsan ne olacak ki? Senden şu uzunluk isteniliyor. X uzunluğu isteniliyor senden. E buraları bulmak bir işimize yaramıyor. Demek ki bir şey düşüneceğim. Verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyorum. Ulaşamıyorsam o zaman ek çizim. Ek çizim deyince de soruya bakıyoruz. 90'lık var eşitlik var. Muhteşem üçlü bir işime yaramaz. Yani kenar ortay dediğim zaten burası. 90'ın 90 karşısında eşitlik yok yani en azından. Yani burada yine ne var? eşitlik var. Eşitlik varsa orta taban. Ama eşitlik bak burada. Pardon. Eşitlik nerede? Bak şu üçgende burada bunun üstünde buna paralel çizemem. Ya buna çizeceğim şöyle ya da şuna çizeceğim buradan böyle. Hangisi mantıklı? İstediğin yerden çiz. Buradan buna da çizsem böyle. Hocam yine çıkar. En azından üçgenler oluşuyor. Buradan buna da çizsen yine çıkıyor. 16'yı iki parçaya daha rahat bir şekilde bölebiliyorum en azından. O zaman ben 16'ya ait çizeyim. Hop orta tabanı çizdim. Orta taban 8 8 diye ayırdım burayı ayırdı. E ondan sonra hocam 6 8 10 üçgeni çıktı burada. E bu bizim orta taban çizgisiydi. E 1'e 2 oran yok mu burada? Var. Yani x ile böylelikle kaç buluruz? 20 buluruz. Örnek 32 20 çıktı ve geldik 33. soruya. Son soruya geldik. Demek ki bir tık zor bir soru. Son soru mu? Bakıyorum. Evet. Ök pantıları. Bugünün son sorusu. Bakıyoruz. 33. soruda. Demek ki bir tık zor bir soru. O yüzden ben burada bunu şey yapmışım. Şöyle. Evet. Gençler. ABC üçgeninde 90 derece verilmiş. Eyvallah. Şimdi 5 verilmiş. 10 verilmiş. 7 verilmiş. 13 verilmiş. Bu verilen bilgilerle hiçbir şey yapamıyorum değil mi? Hocam 13, 7, 15 anam elim kımıldamıyor hiçbir şey yapamıyorum ne yapayım hocam ben burada şuradan dik mi çizsem böyle falan yok öyle dikten dik çizeyim falan olayı asla 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 öyle bir ek çizim yok ha dikten dik çizince bir sonraki gün yani 5. gün göreceğiz öklük bantısı ama o da hali hazırda verildiğinde çizeceğiz onu yani hali hazırda verildiğinde kullanacağız onu dik gördüğünüz zaman dik çizeceğiz diye bir ek çizim asla ama asla yok e ne yapacağız Soruyu bu haliyle ben çözemiyorum. Çözemiyorsan o zaman bir şey çizmem lazım diyeceksin. Bir şey çizmem lazım dediğin an beynin otomatikman nereye gidiyor? Ya 3 tane bizim ek çizimlere gidiyor. Dünkü yani dünkü dün işledik zaten onu. Ya muhteşem üçlü ya eşitlik varsa orta taban ya da ikiz kenarlık. E ben buraya bakıyorum eşitlik yok. İkiz kenarlık yok ama 90 var 90'ın karşısında da eşitlik eşitlik yok. 1'e 2 oranda yok. E mecburuz 90'lık var en azından. 90'lık varsa o zaman bir... Muhteşem üçlüyü çizeyim. Yani çizdik böyle muhteşem üçlüyü. Çizince buradan muhteşem üçlüyü. Eşit eşit eşit. Yani burası da 5. Burası da 5. Burası da 5 mi yaptı? Evet. E sonra ne yapacağız hocam? Aaa. 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 7'yi kullanayım. Hocam 7. 5'in yanında oldu. Burası toplamda 12 oldu. Hocam burası 5. Anam ne çıktı? 5, 12, 13 çıktı. Vay vay vay. Demek ki buradaki çizdiğim bu muhteşem üçlü biraz daha buralarda. Şöyle bir yerde olacak da neyse önemli değil. Hocam burada Dikkat edersek bak 7'yi sayıyı kullandığın zaman verilen bilgilere baktığın zaman bir şeyler çıkıyor. 7 5 daha 12 çıktı. 12 çıktığından dolayı 5 12 13 sağlandı. Burası 90 derece oldu. E madem burası 90 derece burası da 90 derece. Benden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Ali Bey uzunluğuna da şuradaki dik üçgenden ulaşabilirim artık. Bu dik üçgende kenarlar kaça kaç? Hocam şu kenar 5 bu kenar 10. 1 2 kök 5 üçgeninden 1 2 kök 5 üçgeni küçük olanın kök 5 katı olacağından burası da 5 kök 5 çıkar mı çıkar. Yani AB uzunluğu x o da 5 kök 5 çıktı. Normalde bu soruda böyle ek çizimleri düşünmezsen öyle ışık görmüş tavşan gibi kalırsın böyle. Hani avcılar genelde öyle şey yapıyor. Gece avına çıkar böyle. Iş, tavşana böyle ışığı tutunca tavşan da ışıkla böyle kalır. Siz de öyle kalırsınız yani. Tavşan misali olmayın. Tamam Bugün de tavşandan ne bahsettik be? Evet böylelikle bugünü bitirdik gençler. Uzun oldu ama arkadaş kusura bakma. Benden özel ders alıyorsun. Hiç kusura bakma. Ben bile mola verdim. Yoruldum evet. Ama ben burada bunu bu şekilde anlatmak zorundayım. Sen istersen bazı yerlerde durdur. Ben bu konuyu 5-5-10 soruda da anlatabilirdim ama sana ne faydam olacaktı o zaman. O yüzden ben işimi sağlamadım. Özel dersten fazlasını verdiğimi daha öncesinde sana söylemiştim değil mi? İşte burada bak gerçekten özel dersten fazlasını veriyorum sana. Bu kadar net soruyu daha bak dik üçgen bitmedi. Buraya kadar bu kadar soru var. Bu kadar soruyu hiçbir yerde bulamazsın söyleyeyim sana. Evet bir soru bankasındaki dik üçgenle ilgili soruların sayısından bile fazla. Dik üçgendeki sorular haberin olsun. Neyse. Böylelikle bugünü de hallettik. O zaman bugün hallettiysek şuraya da bakalım. Bizim nereye? Sayfa 4'e mi bakacağız? Dur bakayım. Evet, sayfa 4'e bakalım. Gelelim şurada. Yok, ilk önce sayfa 3'e bakalım. Şurada bir tiki atalım kardeşim. Dördüncü gün tiki atıldı. Görev tamamlandı. 5. güne bakıyor. Dördüncü güne burada bakıyorum. Baktım burada ödevim var mı diye bakıyorum. Yok. Çünkü dik üçgen tam anlamıyla bitmedi. Daha hala ödevimiz yok. Beşinci gün ödevimiz olacak. O da dik üçgenler tamam bitince. Burayı da hallettiysek hop şuraya da bir tık atalım. Dördüncü gün bitmiş oluyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün. Beşinci gün. Yine önemli bir gün. Çünkü dik üçgen komple önemliydi. Her şeyle önemli. Özellikle özel üçgenlerde orada var ya çok güzel şeyler öğreneceksin. Çok güzel şeyler. Yine mantığını şuraya çalıştırıp var ya mükemmel şeyler yapacağız yarında. O zaman Yarın 5. gün. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.